Ya bütçe mi ayırabiliyoruz çocuklar ya? Bir şey alıp yiyemiyoruz, gıda alamıyoruz, et alamıyoruz. Pahalı. Bak hiçbir şey almadan çıktım gidiyorum. Bu kadar pahalılık olur mu ya? Elektriğe mi, suya mı, yağ mı, tuza mı, şekere mi, pazara mı? Yani siz hesaplayın artık. Üretmek lazım. Üretmeye, üretenlere de izin vermek lazım. Gıda fiyatlarındaki artış önlenemiyor. En çok artan ürün ne pazarda? Domates, badem. Badem 5 lira. 10 lira pardon. 10 lira. Ne kadar ayırdınız pazara? Pazara ne kadar ayırdım? 100 lira ayırsam hiçbir şey alamıyorum. Yarım kilo ondan, bir kilo ondan öyle geçiyor. Çarşı pazardaki yüksek fiyatlardan vatandaş da, esnaf da dertli. Hani 2 milyar küsür 100 lira emekli maaşıyla hangi bütçeyi ayıralım pardon? Elektriğe mi, suya mı, yağ mı, tuza mı, şekere mi, pazara mı? Yani siz hesaplayın artık. Fiyatlar her gün artıyor. Ekonomideki kötü gidişat en çok vatandaşı etkiliyor. Vatandaşın bütçesi marketlere göre daha ucuz olan pazarlara bile yetmiyor. Bu hafta fiyata en çok artan ürünlerden birisi de kahvaltıların olmazsa olmazı salatalık. Geçen hafta 6 liradan satılıyordu. Şu anda kilosu 10 lira. Pazarda bir kilo salatalık 10 lira, biber de 20 liradan satılıyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaş artık pazara alışverişe değil fiyatlara bakmaya gidiyor. Yumurta fiyatlarında da ciddi artışlar yaşanıyor. Geçen hafta kolisi 32 lira olan yumurta şu anda 36 liraya yükseldi. Yüksek fiyatlardan dert yanan yurttaşlar üretime destek olunmasını istiyor. Bu Türkiye hangi memleket olsa olsun batar kızım. Üretmek lazım. Üretmeye üretenlere de izin vermek lazım. Üretmezsen batar Türkiye. Pahalı her şey bize göre, emekliye göre çok pahalı. Anca birini alırsan birini alamıyorsun, birini edersen birini yapamıyorsun.